Esenlikler sevgili Geek TV takipçileri ve izleyicileri. Evet arkadaşlar, bu videoyu çekmem lazım. Normalde video çekmem yasak, canlı yayın yapmam da yasak. Ama bunu çekmesem de olmayacak. Çünkü hakkımda birçok iddia var. İslamcılar her zamanki gibi hikayeler, yalanlar, iftiralar, her zaman yaptıkları şeyler. Benim takipçilerim yıllardır beni izleyen ve dinleyen insanlar çok iyi bilirler. İslamcıların iftirası, yalanları hiçbir zaman bitmez. Çünkü karşında savunacakları argümanları olmadığı için sadece ahlaksızca yollara başvururlar. Bol bol küfür ederler. İnsanları diğer insanlara kışkırtırlar. Zaten İslam'ın yaşamasının en büyük sebeplerinden biri budur. Ben yayınlarımda sürekli söylerim. Çıkar böyle cübbelisi gibi, Fatih Tezcan gibi insanlar çıkar. Bunların sözünü dinleyen Müslümanlar olur. Bunlar sadece alevlendirir. Aynı Madımak Oteli'nde 33 tane insanı katlettikleri gibi. Çıkarlar, sadece insanlara gaz verirler. Gidin bunu öldürecek kimse yok mu, bunu yok edecek kimse yok mu? Hatta geçen bir videoda gördüm, bir tane hoca kamera karşısına geçmiş. Rusya'da diyor, yok mu bir tane diyor Müslüman diyor, bunu diyor şöyle yapacak, böyle yapacak. Benim videolarımdan izleyenler bunu çok iyi bilir. Bu da aslında bir Muhammed'in sözüdür. Ebu Mervan mıydı, Emir Kirpe miydi? Orada diyor, yok mu bir tane Müslüman, şu kadını, bu bir şairdir, bunu öldürecek. Aynı lafı kullanıyorlar. Tabii ben bunu söylediğim zaman yalan oluyor. Ben 5 yıldır, hatta 6 yıla girecek, hep İslam kaynaklarıyla, hep İslam'ı eleştirdim. Sadece Müslümanlardan tehdit aldım, ölüm tehdidi aldım. Yani şu an bana yapılan saldırılar, yani rutin gibi bir şey yana yani. Çünkü ben 5 yıldır bu tehditleri, ölüm tehditlerini, küfür hakaretleri sürekli alıyorum. Yani şu an hani bazıları düşünebilir, bazı Müslümanlar da düşünebilir. Yani şu an gaza geldikleri için İslam'ın hoşgörüsünden dolayı benim korktuğumu falan zannedebilirler. Ben korkmuş olsaydım 5 yıl önce bu yola hiç çıkmazdım. Ben bunların olacağını bile bile bu yola çıktım. İnsanlara bir şey anlatmaya çalıştım. Ve elimden geldiğince de bunu canlı canlı göstermeye çalıştım. Çünkü canlı canlı göstermediğim zaman montajdır, şudur, budur. Çünkü biliyorum karşıdaki zihniyet cevabı olmadığı için bahanesi olur sadece. Saldırmak için gelirler. Sadece bu montajdır, böyle bir şey yoktur, böyle bir kaynak yoktur. Ben Kur'an'ı açıyorum, gösteriyorum. Kur'ansa Kur'an, hadisse hadis. En temel kaynaklardan geliyorum. Karşıdaki insanlar sadece öldürmekle, kesmekle, biçmekle geliyorlar. Zaten 5 yıldır da gördüğüm bu. Yani benim şu an aldığım bütün o ölüm tehditleri, hakaretler zaten benim 5 yıldır aldığım rutin şeyler. Başka bir şey değil. Ha, şimdi hakkımda söylenen bir sürü iddialardan birisi, ben dayak yemişim. Ben 3 tane Türk tarafından dayak yemişim. Böyle tabii bunlar sadece Müslümanları rahatlatır. Çünkü Kur'an'da da ayettir, hep ayetlerle konuşuyorum zaten. Allah diyor sizin ellerinizden onları cezalandırsın ki diğer Müslümanların içleri ferahlasın. Bakın ayet de bu şekildedir. Yani hep böyledir. Bakın buradaki yapılanlar, buradaki yapılan bütün şeyler, yalanlar, dolanlar sadece İslam'ı ahlaksızca kurtarma yolları. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Benim bilgisayarım alındı. Polis canlı yayın yapmamam için, video çekmemem için bilgisayarımı aldı. Hatta şu an bu yayını bile, yayın diyorum daha doğrusu videoyu bile bir risk alarak kaydediyorum. Çünkü başka çarem kalmadı. Çünkü gerçekten inanılmaz iftiralar atıyorlar. Risk de olsa bu videoyu size yayınlayacağım. Bugün ayın kaçı? 23'ü mü? 24'ü mü? Kaç oldu bugün? Bakabilir miyim acaba? Bir saniye. Buradan görünüyor mu? Neyse. Başka şey de yok ki göreyim. Bir saniye. Burada yazıyor mu? Neyse. Arabadan bakmaya çalışmışım da olmadı. Neyse. Galiba 23 olması lazım ya da 24. Evet. Yani Kasım. Çünkü inanılmaz iftiralar var. Benim iddialarıma cevap veren kimse yok. Hiç kimse cevap vermiyor. Bir iki tane gördüm sadece. Yine aynı şey. Kendi fikirlerini anlatıyorlar. Ben İslam kaynağını koyuyorum. Karşıdaki adam kendi fikrini söylüyor. Böyle enteresan bir şey bu insanlar. Ya anlamıyorum yani. Gerçekten. Ve bakın en büyük iddialarımdan biri şuydu. Siz gerçekten Türk müsünüz? Ben öz ve öz Türk'üm ve Türkmenim. İslam'ı kabul etmiyorum.
Ve bunu kabul etmediğimi de geçen benim hakkımda yapılan o medyada yapılan o linçten sonra o gün canlı yayın yaptım. 250-300 bin kadar kişi izledi. Acaba kaç tane Türk o yayından bir şey anladı? Eğer gerçekten anlamıyorsan size yapılacak hiçbir şey yok. Orada gösterdim. Muhammed'in Türkler hakkındaki düşüncelerini söyledim. Türkleri nasıl gördüğünü ve sen hala Müslümanım diyorsun. Hala çırpınıyorsun, bu dini kurtarmaya çalışıyorsun ve kendine Türk'üm diyorsun. Muhammed seni kıyamet alameti olarak, kıyamet alameti bir fitne olarak görüyor. Senin öldürülmen gerektiğini söylüyor. Sen kendine utanmadan Müslümanım diyebiliyorsun. Ve bunu hiçbir İslam alimine sana söylemiyor. Çünkü söylemezler. Çünkü buradan ekmek yiyen çok ciddi bir kesim var. O bana saldıran insanların çoğu da, size o gazı veren insanlar da bu işin ekmeğini yiyen insanlar. Bakın adamlar ülke batıyor, ülke. Ülke batıyor. Adam çıkıyor, onların doları varsa bizim diyor Allah'ımız var diyor, senin ağzına kilidi vuruyor. Bu kadar kör olmuşsunuz. Bu kadar. Kendinize çıkıp da hiçbir zaman ben Türk'üm demeyin kardeşim. Demeyin. Arapçadır Kur'an, Araplara inmiştir. O gün yayınımda da söyledim. Tabii bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Hiçbiriniz dini bilmiyorsunuz. Sadece sizi saldırmakla programlıyorlar. Bakın benim o yaptığım yayından sonra hiçbiri de çıkıp, ben 2 saat anlattım orada. Bir tane çıkıp da benim iddialarımı ekrana koyarak hadisle hadis, ayetle ayet koyamadılar. Hiçbiri koyamadı. Sadece insanları üzerime saldır diyorlar. Cevaplar yok. Çıksın cübbeniz anlatsın. O Türkleri aşağılayan hadisleri çıksın biri anlatsın. O Fatih Tezcan denen OÇ çıksın anlatsın. Var mıymış böyle şey? Yok muymuş? Ben uyduruyor muymuşum? Uydurmuyormuşum. Sizi dinle kandırıyorlar. Ey Türk milleti, uyan uyan. Seni dinle kandırıyorlar. Hep böyle geldi, böyle de gidecek. AKP zihniyeti sizin beyninizi yıkadı. Dünyadan haberiniz yok. Sizi koyun gibi dinle gidiyorlar. Dinle gidiyorlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Birçok insan da var benim hakkımda video yapan. Hatta ateistler bile var. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, benim ateizmle işim yok. Bir ateist zaten böyle şeyler ilgilenmez. Adam koy şeyine Rahman der gider zaten, ilgilenmez. Ben din eleştiriyorum, din. Ve bu dine de inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum diye ateist olmam ya da Hristiyan olmam, şu olmam, bu olmam hiç fark etmez. Ben hani diyorlar ya İncil'de Tevrat'ı yırtarım hiç fark etmez. Ben zaten senin kitabın onları doğrulayacak olan gelen bir kitap değil mi? Onları doğrulayıcı olarak gelen bir kitap. Ben Kur'an'ı yırttığım zaman onlar kökten yırtıyorum zaten. Kaldı ki onlar zaten uydurma sana göre. Uydurma. En gerçek olan senin dinin. Onu yırtsan da olur, yırtmasan da olur. Hiç fark etmez. Ben en üstündekini yırtmışım. Satın almışım, parasını vermişim. O benim malımdır. İstediğim gibi de yırtarım. Yırtarım. Ha, yırtmak bu kadar zoruna mı gidiyor? Ne oldu? Dinin mi kaybettin? Dinin mi eksildi? Hı? İslam mı bitti? Ha, İslam nasıl yaşatılmaya çalışıyor? Bak görüyor musun? Ey Müslüman, İslam'ı nasıl yaşatılmaya çalışıyor? Nefretle, kinle. 2020 yılına kadar İslam gelmişse hep tehditle, hep korkuyla geldi. Seni korkutarak inandırdılar ey Müslüman. Kutsaliyet verdiler. Abdest al. Okurken abdest al. Şunu yaparken bunu yap. Sen daha onun kapağını açıp adam gibi okuyamadın. Baştan sona sorgulayamadın. Senin beynin yıkandı. Ey Müslüman, kendine asla Türk'üm deme. Muhammed'in Türkleri aşağılayan hadislerini gördükten sonra hala Müslümanım diyorsan, sen kendine Türk'üm deme. Sen Arap olmuş. Arap olmuş. Değilse normal akıldaki bir insan, o Kur'an'ın içindeki şiddet ayetlerini, insanları terörize edecek ayetleri, bak şu an görüyorsunuz. Medyada bana yapılan linç girişimini görüyor musunuz? İşte bu. Din bu. Sizi bakın nasıl terörize ediyor. Sizi nasıl insanlara düşman ediyor. Düşman. Siz kin ve nefretle doluyorsunuz. İşte din bu. İşte İslam bu şekilde yaşıyor. İslam bu şekilde yaşıyor. Daha ne kadar dini kurtarmak için ölüm tehditleri, ne bileyim adresini bulduk, ne bileyim şunu yaptık, bunu yaptık. Daha ne kadar çıkıp da bunu kurtarmaya çalışacaksınız? Çok merak ediyorum ya. Ne kadar? Ne kadar dini böyle zorla insanlar inandırmaya da şey yaptınız? Bunun ateistle alakası yok. Bunun vicdanla alakası var. Vicdan. Vicdanlı bir insan o Kur'an'ın içindeki ayetleri okuduktan sonra kabullenemez. Soruyorum bir Müslümana, bana Kur'an'ı yırttın diye sinirlenen bir Müslümana soruyorum. Kulağını iyi aç dinle. Budizmin kitabında
ya da şamanizmin ya da ne bileyim Hristiyanlığın diyelim hadi. Hristiyanlığın kitabında şöyle bir ayet olsa sen ne yaparsın? Müslümanları bulduğun yerde öldürün. Onlar pisliktir. Onlar maymundur. Onlar köpektir. Onların kanı, canı size helaldir. Böyle bir ayet İncil'de olsa sen o kitaba ne yaparsın? Soruyorum, hani antipati yap. Biraz bağ kurmaya çalış. Sana İncil verilse, elinde İncil olsa ve içinde senin öldürülmen gerektiği yazıyorsa sen o kitabı ne yaparsın? Vicdanlısınız ya, Müslümanlık dürüstlük ya, İslam size ahlak verdi ya, değil mi? İslam ahlakı, Kur'an ahlakından bahsediyorsunuz ya, tekrar söylüyorum, belki anlayamazsın. İncil'de şöyle bir ayet geçti. Müslümanları bulduğunuz yerde öldürün. Onlar pisliktir. Onlar ağzından salyalar akıtarak dolaşan hayvanlardır. Hayvanlardan daha aşağılıktır. Onların kanı, canı, karısı, kızı size helaldir. Böyle bir ayet olsa hepsini atıyorum. Şöyle bir ayet. Sadece biraz daha kısalaştırıyorum. Onların canı size helal. Bulduğunuz yerde öldürün. Müslümanları bulduğunuz yerde öldürün bir ayeti İncil'de sen okusan o kitaba gerçekten saygı duyar mısın? Yoksa yırtar mısın? Biraz empati kurmaya bak. Empati kur kardeşim. Eğer birazcık vicdanın varsa, sağa sola onu bunu boş ver, aç inandın Kur'an'ı bu oku. Muhammed kim bir araştır. Beni öldürsen ne olacak, öldürmesen ne olacak? Ben öldüğüm zaman din mi kurtulacak? Senin din tabi beni öldürmeni söylüyor. Din kurtulacak mı? Tabi anlamaz. Bunu sen ne kadar anlat? Ben 5 yıldır anlatıyorum. Adamlar o kadar şey olmuş ki anlamıyor. Duymak istemiyor. Kulağına tıkıyor. O kadar şartlanmış. O kadar şartlanmış. Yazık bu ülkeye yazık. Ben kendim riske atmışım. Sizlere bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bana ne? Ben Türkiye'ye gitmiyorum bile. Sizler kurtulun diye. İnsanca bir hayat sürün diye. Bak yollarda ölüyorlar. Yollarda. İslam şehrinden kaçan insanlara bak. Hepsi yollardan ölüyorlar. Siz hala çıkıyorsunuz, IŞİD onu, İslam'ı bilmiyor. Boko Haram İslam'ı bilmiyor. El-Kaide, Hizbullah İslam'ı bilmiyor. Öyle mi zannediyorsun? Sen ne kadar biliyorsun? Sana ne öğrettiler biliyor musun? Sadece sana güzel şirin taraflarını öğrettiler. Çünkü ben de o eğitimi aldım Türkiye'de. Hep bize güzel tarafını anlattılar. Hiçbir zaman açıp da Kur'an'da ne yazılıyor anlatmadılar. Adam gibi anlatmadılar. İçinden hani bizi diyorlar ya cımbızlayarak çektik. Asıl cımbızlayanlar onlar. Senin duymak istediğin güzel şirin şeyleri gösteriyorlar sana. Sen de inanıyorsun. Çünkü sen şartlandın, beynin yıkandı. Ha beni öldürdü. Ne yapacak? Din mi kurtulacak? Allah'ın var mı olacak? Senin kitabında yazmıyor mu zaten? Onu biz indirdik, biz koruyacağız diye. Tabii. Evet arkadaşlar, bir risk alarak şey yaptım. Umarım sorun çıkmaz. Bu videoyu yükleyeceğim. Çünkü video çekmem yasak. Canlı yayın yapmam yasak. Mahkeme var, onu da söyleyeyim. Mahkemeye çıkacağım burada. Kendi kendimi şikayet ettim. Kimse beni tutmadı. O şeyde olduktan sonra benim hakkımda Türkiye'de medyada çıkan şeyden sonra, haberlerden sonra ben kendim bizzat gittim. Ve kendim şikayet ettim. Türkiye'de olanları şikayet ettim. Ertesi günde beni korumaya aldılar. Sonra başka şehire taşınmak zorunda kaldım. Çünkü İslam barış dini. Bakın başka şehire taşınıyorum. İslam barış dini. Kimden koruyorlar acaba beni koruyanlar? Hangi barıştan koruyorlar? Bilgisayarım alındı. Canlı yayın yapmam yasak. Sadece bu videoyu yükleyebilirsem yükleyeceğim. Umarım sorun çıkmaz. Çünkü başka çarem kalmadı. Risk alsam bu videoyu yüklemeye çalışacağım. Yükleyeceğim daha doğrusu. İzleyeceksiniz. Bu insanların anlattıklarına inanmayın arkadaşlar. Her şeyi yalan. Anlattıkları dinde yalan. Attıkları iftiraların haddi hesabı yok. Dediğim gibi bu şeyleri, bu insanların nasıl insan olduğunu beni takip eden insanlar 5 yıldır çok iyi bilirler. Sadece küfür, iftira, ahlaksızca şeyler. Ölüm tehdidi. Ama İslam barış dini arkadaşlar. Kur'an'ı açın, kaç tane barış ayeti göreceksiniz. Kaç tane öldür ayeti, savaş cihad ayeti göreceksiniz. Ben bunu koydum. Dinine güvenen varsa çıksın bunları insanlara anlatsın. Bakın Türkiye'de benim hakkımda o kadar şey yapıldı, haber yapıldı. İbrahim Atabey'den cevap gelmedi dediler. Akşam ben 2 saatlik yayın yaptım. 5.000 kişi izledi yayını. O dürüst olsaydınız, o medya, Türk medyası, dürüst olsaydınız İbrahim Atabey'den cevap geldi diye onları çıkıp gösterirdiniz ayetlerle. İşte bunları söyledi. İbrahim Atabey bunları söyledi. Niye İslam'ı eleştirmiş, niye Kur'an'ı yırtmış onları söyledi. Cevap gelmedi, öyle kaldı değil mi?
İnsanları kandırmak o kadar kolay. Tekrar söylüyorum ey Türk millet. Sizi kandırıyorlar sizi. Dinle kandırıyorlar dinle. Kendileri lüks hayat yaşamak yerine, paraların içinde yaşamak yerine sizi dinle kandırıyorlar. Kendilerinin yaptığı ahlaksızlığın haddi hesabı yok. Evet arkadaşlar, umarım kısa sürede yayınlara başlayacağım. Yayın yapmam büyük bir ihtimal. Kayıt alacağım. Sadece kayıtları yükleyeceğim. Anlatacağım, yine anlatacağım, yine anlatacağım. Bu şekilde kimseyi susturamazsınız. Kimse inanmak zorunda değil. Sadece yüklediğim videolarla birlikte olacağız. Olur da izin çıkarsa, daha doğrusu küçük laptopumla canlı yayın yapamam zaten. Kayıt alacağım, onu yükleyeceğim. Yine devam edeceğiz. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kimseye inanmayın, kimsenin yalanına inanmayın, iftirasına inanmayın. İslamcı her zaman iftira eder. Görüşmek üzere, esen kalın.